işbirliğimiz devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Afşin Belediyesi'nin danışmanı biliyorsunuz. Eksik kalan bir çalışma bölgemizde Binboğa Dağları'ndaki endemiklerin ve floranın tespiti ile ilgili ilk aşama. Yine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden yüksek lisans ve lisans öğrencileri, son sınıf öğrencileri bölgemizdeler. Özellikle Binboğa Dağları'nın endemik bitki türlerinin tespiti ve akademik literatüre taşınması için ilk aşama. Bu ziyaret sırasında tespitler yapılacak. İnşallah yakın zamanda da doktora tezlerindeki çalışmalara devam edecek. Binboğa'daki eşsiz florayı, endemik bitkileri tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Yine bölgenin ve Afşin'in tanıtılması anlamında, akademik çevrelerce tanıtılması anlamında, turizme altlık oluşturması, değer kazandırması anlamında çok önemli bir çalışma. Ben Hacettepe Rektörümüz Sayın Cihat Güran Beyefendi'ye, yine bölüm başkanı Aslı Özkırım Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Deprem sonrası Afşin'e özel ilgi gösterdiler. Bu değerlerimizin akademik çevrelerce yayınlanması, araştırılması noktasında da bize büyük bir katkı sağlayacaklar. Özellikle mesela birçok izleyicini duyuyordur. Mor sümbüle alıştık ama bizim bölgemizde sarı sümbüle var. Bu bölge az, endemik bir tür. Bunların tespiti, tersalenin tespiti, yine bizim aklımıza gelmeyen diğer endemik türlerin tespit edilerek Afşin'e, Kahramanmaraş'a bir değer katması anlamında, bilimsel olarak değer katması anlamında çok önemli. Ben tahmin ediyorum bunlar turizmin de altını oluşturacak. Bölgemizde apiturizm kapsamında ilk çalışmalar başlandı. Türkiye'nin ilk apiturizm merkezi, bu amaçla yapılan, turistik amaçla yapılan arı merkezi Afşin oldu. Arı dünyası, arı evi, Türkiye'nin en büyük lavanta tarlası, lavanta türlerinin çeşitliliği ve kekikle birlikte sanırım bir apiturizm merkezi merkezler içerisinde çekim merkezi haline gelecek. Yine bu konuda Turizm Dernek Başkanımız Serhan Bey'in gayretleri var Kahramanmaraş merkezde. Yine diğer turizm ajantalarının apiturizm kapsamında turların başlaması noktasındaki Ağustos ayında bekliyoruz ilk turlarımızı. Bir gayret olacak. Yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Bölgeden gelen bölgesel turizme katılmak isteyen misafirlerimizi ağırlayacağız. Bunların faydası ne olacak dersiniz? Turizm bacasız sanayi olarak adlandırılır. Ben de daha bir adım ileri gidiyorum. Turizm gelirini dilaltı ilaca benzetiyorum. Esnafımıza hızlı şekilde katkı sağlayacak bir alan olacak. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları burada dolu dolu geçecek. Esnafımız da bundan olumlu yönde etkilenecek. Yeni gelir kaynağını oluşacağız. Oluşacak. Amacımız da, hedefimiz, hayalimiz de ileriki dönemlerde sanayi, sadece sanayi ve tarımla değil, turizmle de alınan bir yer olsun. Turizmle de insanlar işlerini, emeklerini, açlarını kazansın istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların tamamı bu turizme altlık oluşturmak. Tarım endüstrisi noktasında özellikle katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin oluşturması noktasında da bir altlık oluşturmak. İyi de gidiyoruz. Projemize özellikle Kalkınma Ajansı büyük destek verdi. Kırsal kalkınmanın da buna ekleneceğini düşünüyorum turizm ayağına. Cumhurbaşkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Biz depremzedeyiz ama depremin yaralarını sarma noktasında özellikle organize sanayi bölgesinin kurulması, yine kalıcı konutların hızla yapılması noktasında çok büyük destek verdi. Ben şükranlarımı sunuyorum Afşin halkı adına Cumhurbaşkanımıza. Kalıcı konutlarımızda da iyi bir aşamaya geldik. 6000'e yakın kalıcı konutumuz başladı. İlk konutlarımızı 2,5 ay içerisinde, 2-2,5 ay içerisinde teslim edilecek. Planlarımızda konutlarımız devam ediyor. Yeni Afşin'i de hazırladık. Özellikle depreme dayanıklı şehir konseptine uygun imar tadilatlarımızı yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik. Onayı bekliyoruz. Görüşmeleri yaptık. Bunların da onaylanmasıyla birlikte Afşin hızla normalleşen yerlerden bir tanesi olacak. İnşaat izni verdiğimizde. Dediğim gibi bundan sonra biz geriye dönüp bakmıyoruz. Eskiyi unutmadan ders alarak önümüze bakıyoruz. Gelecek nesillerin depreme dayanıklı, temiz çevrede oluşturulan bir şehirde yaşamalarını arzu ediyoruz. Çok sağ olun başkanım. Bir fotoğraf.